insana alışma var. Daha doğrusu insan alışmıyor, olaya alışıyor. Ona da biz handling diyoruz. He. Yani yavru halinden itibaren sürekli olarak böyle dokundukça, temas ettikçe bir şekilde hayvan sana alışıyor. O yüzden de daha sakin bir hayvan oluyor. Yani doğada bulduğun insan görmemiş bir boa yılanıyla evde beslenmiş bir boa yılanı arasında ciddi bir fark var. Hatta bayağı fark var. Yani. İnsan alışıyor tabii. Alışıyor ama eklem bacaklarda yok o. Bu şiyan bu. Yani bu genelde irite eder insanları. Peki şeyi de merak ediyorum. Niye? Mesela sen hiç bilmeden bunu tuttun aldın falan ya. Hani gençlikte falan. Yani. Tabii çocukken var öyle eylemlerim. Şimdi bu demek ki senin ona zarar vermeyeceğini hissediyor. Yani veya hiç, bir şey var işte. Bilmiyorum ama işte bu diyorum yaratılışla ilgili bazı şeyler oluyor yani bu ekstra bir gücüm var anlamında değil ama ben çocukkenden beri ya çocukluğumdan beri arı dışında bu kadar hayvana temas elimde tutmama rağmen temas etmeme rağmen yok. Hiçbir zaman ısırılmadım, sokulmadım mesela. Hı. Yani garip. Sonra hep şeye bağladım bunu. Ben tutmasını biliyorum en azından nasıl davranmasını gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini biliyorum dedim ama bilmiyorum. Bir sürü arkadaşım var çatır çatır ısırılıyorlar mesela. Bu çiyan mesela irite eder. Sizi şu an rahatsız etmiştir. Bunun zehri falan var mı? Yok. Bunların hepsi şeyci, eritici özelliği var. Yani etle beslenirken salgıladıkları tükürükle eriterek yiyorlar. O yüzden senin derini öyle bir anda parçalayıp da zehri enjekte edecek falan bir şey yok. Yani hepsi avlayacağı hayvana göre zehirleri var bunlar. Bir insana zehirli kurbağa diyorlar. Aslı avına göre zehirli. İnsana bir şey yapmıyor ama var. Ok kurbağası var. Adamı mahvediyor mesela insanı. İşte X1 baksana şuna yani bu bayağı agresif nasıl saldırıyor görüyor musun? Evet. Şu an sıkmıyorum onu ben. Şu an sadece şeyi ısırıyor bak. Metali ısırıyor. Hastayım bu hayvana mesela ama insan... Ne zaman ısırıyor peki? Isırmaz. Şu an ben onu şey yapıyorum. Rahatsız ediyorum onu ben. Hı. Sıktığım için ısırıyor ama şimdi yürüdüğü zaman ben elimi önüne koyayım. Yol olursam elimde yürümeye az önceki gibi devam edecek. Ha. Aynen öyle. Şimdi ben bunu üstten tabii üstten tutmaya çalışsam arkadaki kıskaçlarını bana batırıp çekecek. Zarar gelmeyeceğini bilmek aynen öyle. Sana. Aslında bütün doğanın kanunu bu yani. Tabii. Yani. Seni ısırır mı daha önceki? Hiç ısırırım. Ha bunun kıskaç yedim bir kez. Ama yeme sebebim doğada yedim yani. Onu böyle fark etmeden, görmeden almaya çalışıyordum. Çat dedi vurdu iki tane. O kadar. Olmadı. Daha fazla. Onun da videosu vardı hatta da. Bunu vermiyorum. Bunu bence hiç şey yapmayın. Bir de bu gaza geldim bir anda hızlı hızlı hızlanıyor. Uğraşmayalım şimdi size daha fazla yorum. Oyunundan girmiş alt tarafa doğru gidiyor. Böyle çiyan alayım mı acaba? Ne o? Yayında da yedik bir tane. Ha, mor yoğurdu yedim. Protein o arkadaşlar o protein. Bunları beslediğimiz bir de böcekler var. Ha, işte ben bunları besliyorken ne oluyor? Hamam böceği de besliyorsun. Un kurdu da besliyorsun. İşte farklı tür böcekler de besliyorsun yani. Besin zinciri devam etsin diye diğer böcekleri de iyi beslemen lazım ki bunlar da iyi beslensin. Böyle bir çok enteresan ya. Hobi. Yani bizimkisi de böyle bir şey. Bunu kapatıyorum. Çok güzel. Alayım mı abi? Ama işte bu ülkemizde yasak olduğu için birçok hayvan artık yapamıyoruz işte. Bu da yasak mı? Bu değil. Çiyan değil yani. Çiyan evde doğada bulunan bir şey. Genelde egzotik hayvanlar yasak oluyor. Çünkü bunun ticaretini yapan insanlar var ya. Var değil mi? Oo, sağ ol. Ha, bir şey yapabilirsiniz ha, öyle. Size de vereyim. Eyvallah abi sağ ol. Aman aman. Sağ ol.